İlk eşinin ablası. Eski baldızın. Ben tanımaz ki ya. 15 senedir ben görmemişim ya. Ama o seni çok iyi tanıdığını söylüyor. Benim dayımın kızı o. Hayır, dayının kızı mı? O Ayşe benim dayımın kızı, benim baldızım o. Dur bakalım ne söyleyecek bize? Bir otur. Söylesin mi? 100 kere söylesin, ben kötü değilim. Ayşe söylesin. Hanım. Buyurun. Merhabalar Ayşe Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun ne söylemek isterdiniz? Hoş bulduk. Aynısını da böyle ablama yaptı. Ablamı da her şeyle suçladı böyle. Ablama neler tekli izledi. Ablam kansere yakalattırdı bu adam. Peki bir şey soracağım. Aynı bu şekilde kıskançlık mı yapıyordu ablanıza? Aynısını yaptı ablama. Aynısını böyle suçladı. Tam nezarda bile ondan sonra rahmetli defin edeceğimiz zaman bile herkesi aynısını böyle almaktı. Çok biraz yavaş konuşur musunuz? Çok hızlı konuşuyorsunuz. Peki bu şekilde... Aynısı. Annelerle suçladı. Ekmek vermedi, su peki. Vermedi. Anne, ekmek su vermedi. Eğer karnınız bizim evde doyuyordu. Yalan söylemeyin ya. Sana altınları ben de, senin gelin neden ben oldum? Bak, senin kayınların, senin kocan, senin gelin etmedi. Ben ettim. Bu masraf çekti bu. Bu masraf çekti. Ya, sen mi çektin? Ya, senin taksiyle gelin neden benim? Senin... getiren benim. Hep bu gariban yaptı bu gariban. Sen mi yaptın? Kocan mı yaptı? Kim yaptı? Sen düğünü, sen altınların parasını vermedin. Senin kardeşin altınları götürdü, onun parasını vermediniz. Ha nerede? Sana takılan altınlar kimindi? Bu adam aldı bir eşya Sarapçı'dan. Siz yaptı? Mi aldınız? Sen yaptın. Sen hiç utanmıyorsun. Ben aynısını bu 9 kişi bunun düğününde. Yalan söylemeyin, hiç olmazsa utanın. O topluma çıkmayın. Senin kardeşin İstanbul'da oturuyor. Benim altınları götürdü, verdi mi? Bir dakika Mustafa Bey. Ayıp bile Mustafa ya. Mustafa Bey, Ayşe Hanım'a soracağım. Telefona çıkmanız yazık ya. Ayşe Hanım. Yazık size, yazık. Dur Mustafa Bey, sakin ol. Ayşe Hanım. Kabul etmeyeceğim. Şimdi bir dakika. İster biraz et, ister yavaş etme, konuşalım. Yavaş verin. Konuşalım Mustafa Bey. Şunu soracağım. Aynı soru şimdi kareye yapıyor. Tamam. Siz bana anlatın. Siz bana anlatın. Ne yapıyordu? Bana bir örnek verin. Ablanıza ne yaptı? Hah, onu söyleyin. Ha, bir örnek verin bana. Aynısını demeyin. Benim ablama da şunu yaptı deyin. Aşağıda... Ablama aynı böyle her şeyle suçladı. Hırsızlıkla suçladı. Affeder. Namusla suçladı. Yalan söyle ya. Bırak, ben bunları istemiyorum. Yalan söyle abla ya. Ben kabul etmiyorum. Neyi varmış. Her şeyle ablamı suçladı. Ablam üzüntüden kanser yakalandı. Ablam benim yüzünden mi kansere? Rahim Kayseri oldu, yalan söyleme ya. Ya var ya, sen daha çok çekeceksin, sen var ya. Peki kıskançlık mı yapıyordu? Aldattı hayır, abla, mı sizi? Ben abla, benim bunun bacısı varken benim dayımın ya, kızı. Ya sen oldun? Benim dayımın kızı evet. Benim evdeydi. 100 tane koyun sahiyordu o karı. 55 tane keçi, 10 tane inek. Tamam, beslim de vardı, biçerim de vardı. O karı bakıyordu. Mustafa Bey, sen ilk eşinin de seni aldattığını düşündün mü? Düşündüm abla. Ha. Neden? O ne yaptı? Bir dakika ya abla, ben hepsini anlatayım. Ben kadından şüphelendim. Neden dedim, şüphelendin? Ya bir dakika abla, ben karımı bilmez miyim? Karımdan şüphelendim. Yetişkin çocuklarım var. Evet. Askere gitmiş gelmiş çocuğum var. İlk eşinden? İlk eşimden o zaman şüphelendiğimde. Onlar peki şüpheleniyor muydu? Onlar da şüpheleniyor. Onlar da tabii anasıdır, bir şey demiyor. Peki bir şey söyleyeceğim ama yani ilk eşin zaten hani hastalanmış, son dönemini hasta geçirmiş. Çok sana sadık bir eşmiş. Ya abla, ben kötü demedim ki. Ama aldattı diyorsun. Ya abla, aldatıp da yakalamadım. Ben karımdan şüphelendim. Fakat bir şey demedim. Dövmedim, sövmedim. Adam hayır, neden demiş dışarı... Yine tıktık mı vardı böyle? Yok abla, öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsaydı olurdu. Derdim ki böyle yaptı. Evde bir şey gördün mü? Yok abla, ben ona bir şey, yalnız dedim ki hanım dedim, sen gittikçe benden uzaklaşıyorsun. Niye? Ha, beni... Uzaklaşıyor diye düşündüm. Düşündüm. Dedim sen niye böyle yapıyorsun? Çocuklarını destekliyor. Ben çocuklarım, 3 oğlum var, bir kızım var. Daha sigara içmiyorlar benim yanımda. Sigara zaten içmiyorlar. Bir şey yapalım daha bu arada. Daha çocuğunun, daha benim büyük olan... Daha kızın elinden tutmuyor benim ya. Daha geldim, benimle konuşmuyor. Dur Mustafa Bey, bu arada Ece Hanım'la ilgili çok önemli haberler geliyor. Mahallede bazı şeyler varmış. Kısa bir aramız var, aradan sonra devam edeceğiz. Heyet kararını verdi ve evlenemezler dedi.
Sümeyye Fatih aşkında büyük hüsran. Yalan deyin bana. Yapmayın bana bunu, ben götüremem, kaldıramam ben. Sağlık kurulu Sümeyye evlenemez dedi, bütün umutlar suya düştü. Ne olur yalan deyin, ne olur rüya görüyor deyin bana. Sümeyye ve Fatih bundan sonra ne yapacak? Ben asla pes etmeyeceğiz biz. Her şekilde alacağımıza inanıyoruz biz. Az sonra Esra Ezmeci ile karşı karşıya da. Ece Güney'in oturduğu apartmanda yangın çıktı. Gerçekleri açıklayınca eviniz yanıyor işte. Ece Güney ve mahalleli karşı karşıya geldi. Beni linç etmek isteyen bir mahalleli. Yangını sen çıkardın diyor. Yangını mahallede istenmeyen kişi ilan edilen Ece Güney mi çıkardı? Yangını Ece Hanım'ın çıkardığını düşünmüşler, öyle mi? Evet öyle zaten. Çünkü kendi ağzıyla bunu bizzat beyan etti. 7.30'a kadar ne çatırdıları çıkardı? Yangın kameranın önünde çıkıyor. Bakın bakalım kim çatırdatmış. Ece Hanım'ın ihmali olabilir. Biz bu bayanı bu mahallede istemiyoruz. Ece Güney'in sabotaj iddiaları doğru mu? Bana itham edilen her şeyi delil ispattı. İnternetten göndermek üzereydim bu patlama olduğunda. Siz Gökhan Güney'in bu yangın olayını yönlendirdiğini mi iddia ediyorsunuz? Evet. Az sonra Esra Ezmeci ile karşı karşıya da. Şimdi birazdan Ece Güney'in oturduğu mahalleye bağlanıyoruz. Tüm mahalleli toplanmış, birçok söyleyecekleri varmış. Mustafa Bey. Buyurun. Şimdi sizin söyle, kalkma kalkma. Bir kalkarım abla. Bende şey var, his var ben. Ne o var? Elimde gelse ona bir kaşık. Heyecanlısın değil mi? Tabii tamam. Bir kaşık suda boğacağım. Kimi? Aa onları. Benim de gelse yapacağım. Tamam onlar ama ne söylediler? Aslında eski eşine de öyle davranmışsın abla, ya. Ben öyle değil abla. Ben bunu açık söyleyeyim. Bunlar hepsi benden borçlu. O yüzden böyle yapıyorlar. Buna abla kınasına barana kadar, davul zurnasına barana kadar bu adam aldı. Ama onlar vurma almadı. O kadar göğsüne. Bu çatlasın. Abla ben onlara, ya onu gelin neden benim? Kayınbabam dedi ki çağır enişte. Çıkmıyor. Şimdi dur dedim, Mustafa Bey, kayınbaba şunu dedim. Soracağım sana. Bak şimdi senin yanında bir alet duruyor. Ben bunu çok merak ediyorum. Ne bu alet? Abla ben eve kamera taktım. Kamera taktın sen. Evet, evime kamera taktım. Kim evime geliyor? Beni öldürmeye uğraştılar abla. Beni öldürmeye uğraştılar. Bana zehir verdiler. Ben bunu şikayet ettim. Bana psikolojik ilacı çıktı. Ama doğru değil. Ben şeker hastasıyım. Benim raporumda şeker ilacı yok. Peki bu cihazla sen içeride çekim yapıldı değil mi? İçeride değil abla. Nereye? İçeriye takılır mı abla? Nereye koydun? Bunu, kapının önüne mi? Bu içeri takılıyor. Kamera dışarı. Dışarı kamerası var. Dışarı, dış yani kamera. Gelen gideni gelen görmek için. Gelen giden 5 günlük kamera. Buyurun cihazı da burada. Millete seride birisin. Bir günlük şey var. Girişi silinmiş. O zaman USB'si var. Yani içinde bilgiler var değil mi? Belki görüntüler var. Tabii. O zaman bizim ekip arkadaşlarımız baksın. Gerçekten eve giren çıkan abla, bir o kişilerin. Abla bir günkü var diyorlar. Ne? Bir günkü. Evvel taktım, kamera takınca kolay gitti. Onlar bakamamıştır belki. Bizim arkadaşlarımız baksın. İçinde belki hani diğer günler cihazı de olabilir. Var orada. Şimdi Mustafa Bey, biz şimdi tabii kendi şey yapımızdan dolayı böyle birazcık şüpheci yaklaşmak zorundayız. Hani karşıt ne olabilir onu söylememiz lazım. Olur mu? Abla bak ben söyleyeyim. Evet. Benim kaynım o dayımın oğlu. Öz dayımın oğlu. Ben ona 200 gram altın verdim. Bilezik. Hı hı. 57 gram ben oğluma zincir aldım. Daha yeni yetişiyor. 57 gram zincir verdim. Sana söylüyorum 11 tane çeyrek verdim. Şimdi bunlarlar bak, bir dakika, onun için abla, yapıyorlar diyorsun sen. Bir dakika ben sen. Söyleyeyim. Evet. Abla benim hanım gitmiş komşuda benim ismimle 500 mark aldı. O zaman marktı. Benim verdiğimde bunlar marktı. 500 markı öncü dalmış. Adam kurban bayramına geldi. Dedi ki Mustafa senin 500 lira borcun var paramı ver dedi. Ben de dedim ki ya benim borcum yok sana. 2-3 sefer yani istedi bende, ben dedim borcum yok. Ben senden para almadım. Yahu dedi aldın dedi. Ben karım seni karına vermiş dedi. Karıya geliyorum soruyorum sen 500 mark aldın mı? Yok diyor. Dedim akşamleyin bize gel. Benim de minibüsüm var. Evet. İçerimde var minibüsüm de var. Ben minibüsle şehirden geldim. Sen akşamleyin bize gel. Adam geldi. Karım dedi ki ben anladım. Alın verin. Eğer ben insansam o dayımın taraları hepsini alacağım. Hepinize söz veriyorum. Tamam. Ben onları
bu kadına mahsus yapıyor abi. Abla bunu mahsus yapıyorlar. Mustafa Bey biz şunu şey yapıyoruz. Şimdi bu görüntülere bakacağız ama bizim merak ettiğimiz şöyle bir olay var. Bazen bazı insanlar normalden daha fazla şüpheci olabilirler. Acaba o mu yoksa gerçekten sen tüm iddialarında haklı mısın? Vallahi abla haklıyım. Billahi de haklıyım. Bak ya bu adam 80 bin kişiye ben söz veriyorum. Ben haksızsam ben buraya çıkmam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.